Şimdi sana dönüyorum Sevil. Gerçekten yaptığın iş çok özel ve farklı bir iş seninki. Sen de bütün bulguları, delilleri titizlikle inceliyor, birçok olayı aydınlatıyorsun. Bütün bu iş süreçlerinde hangi duygular arasında gidip geliyorsun acaba? Sen de en çok hangi aşamada heyecan içeriyor bu iş? Eğer heyecanlı bir işse bilmiyorum ne diyeceksin? Çözülememiş bir işle karşı karşıya kaldığınız zaman ve sizin orada bir açık, bir yerde bir delil olabileceğini fark ettiğinizde ve oradan o işte ipin ucunu izlediğinizde ve hakikaten bir sonuca vardığınızda bu insanı tabii ki şey olarak çok motive eden, çok keyif veren bir hadise. Yani ve bu çözülememiş işin üstünden yıllar bile geçmiş olabilir ve siz orada bir çıkış yolu bulabilirsiniz aydınlatabilmek için. Failin kim olduğunun bulunabilmesi için. Bu tabii ki çok heyecan verici bir meslek dolayısıyla. Doğru, evet. Gerçekten de öyle. Yaptığın iş nedeniyle biraz maskülen bir görünüşe büründüğünü veya işin nedeniyle insanlarda böyle bir algı oluşturduğunu düşünüyor musun? Hayır, zannetmiyorum. Tutum açısından demek istiyorum, maskülen derken. Hayır, anladım. Yani şöyle, içinde bulunduğum çevreler daha eski yıllarda tabii ki çok fazla sayıda erkek, az sayıda kadın olan çevrelerdi. Çünkü dünyanın değişik ülkelerinde polislerle de beraber çalışma fırsatım oldu. Hindistan gibi mesela bir yerde tabii. Bile yani orada hiç kadın yok. Orası tamamen bir erkek cumhuriyeti, evet. Bununla birlikte bilginizle karşınızdakinin sizin kadın olduğunuzu unuttuğu. Unutturduğunuz. Evet, şeylere çok rastladım. Bir şey. Yani çok rastladım. Yani bir süre sonra artık o tamamen yok oluyor. İki kafa konuşuyor karşılıklı. Sizin meslekte olmazsa olmaz bir beceri mi bu? Bu şeyi sağlamak. Evet. Değil mi? Kesin. Olmazsa olmaz diyorsunuz. Ne kadının ne erkeğin kendi cinselliğini diyelim veya cinsiyetinden bir fayda çıkarması. Karşı tarafa onu hissettirmeden bir diyalogun içine girebilmesi lazım. Çok zahmetli bir iş. Evet, yani işin zorlukları dışında ekstra çok büyük bir zorluk. Evet, ama ve her zaman da yani her zaman da çok yüksek topuklu ayakkabılar, deri etekler falan giymişimdir yani. Tabii. Peki insanın ancak çok severek yapabileceği bir iş bu. Yani çok sevmek lazım. Bu seviliyor bunu. Ama yani bakın. Yok, sevilmeyecek bir iş demiyorum. Yani evet, sizi birazcık evet, şey yapa evet, irdeleyebilmek çok, için. Çok sevdiğim muhakkak ama çok sevdirebildiğim de muhakkak. Yani beni örnek görüp de ya veyahut da işte değişik diziler var biliyorsunuz filan. Lisans öğrencilerin 4/3'ünden fazlası kız yeni çocuk tercihler. Şu anda. Evet. Bir tercih geliştiriyor. Peki dünyaya bir daha gelsen gene bu işi seçer miydin? Yakaladım. Hayır. Seçmezdim. Niye seçmezdim? Çünkü sanata çok düşkün birisiyim. Birisiydim. Yani çok küçük yaşta şiirler yazardım. Piyano çalardım. Yani 12 sene kadar böyle bir profesyonel bir Ferdi Stadtzer diye bir şey vardı. Piyano hocası. Ondan ders almışımdır. Ondan sonra tiyatroya çok merakım vardı. Müziğe çok merakım. Korolarda söyledim, tiyatrolarda oynadım filan yani böyle bir geçmişim var. İç mimar olmak isterdim çok. Kuaför? Kuaför de olmak isterdim halamın. Çünkü halam, öyle bir bilgi halam. Var mı? Evet. Halam çok güzel saç tarardı. Gene estetik çok bir iş güzel. Tabii ki. Evet. Kuaför olmak isterdim tabii. Çok da meraklıyımdır saçlara zaten. Küçükken tabii şeyi söyleyeyim ama yani üniversite sınavında biyoloji sorularını evet. Kasıtlı olarak çözmediğini duydum. O doğru mu? Kasıt mıydı yoksa şuur altı ben bu işi istemiyorum aslında dışa vurumu muydu bilmiyorum ama babandan çözmedim. Dolayı mı? Baban adli tıp doktoru. Hayır yani şöyle annem mikrobiyoloji, bakteriyoloji yani bu olan bir laboratuvarı vardı. Özel bir laboratuvar, biyokimya laboratuvarı. Tek çocuk olduğum için ben o laboratuvarı laboratuvarı yürütecek birisi lazımdı onlara. Yoksa babamın mesleğiyle değil. Annemin biraz itelediler diyorsun. Çok. Yani kimya Şemsi fakültesi Bey, babam. Şemsi Gök, profesör evet, babamın Doktor hiç Şemsi meslekle Gök. İlgili bir şey olmamıştır. Anne mi daha çok?
Anne işte benim biyokimya uzmanı olmamı istiyordu. Onun için de kimyayı birinci tercih olarak yazdık zaten. Ya bu çok zor bir iş ama. Çok zor. Ya anne tarafından böyle birazcık evet, baskılanmak işte çok anne, zor bir iş. Yani orası bir özel bir laboratuvar, iyi kazanan bir laboratuvar. Baba devlet memuru. Hiçbir zaman devlet memuru olmayı düşünmeyen ama laboratuvarı devam ettirmek isteyen bir aile. Ve de o yani benim biyokimya uzmanlık diplomam var o nedenle. Ama ondan sonra dükkanı, üniversiteden bir gün bile oraya gitmedim. Üniversiteden de ayrılmadım. Evet. Cevap sert olmuş anneye. Maalesef. Yani evet, olmuş. Evet, evet. Ve kapattım da tabii bir ki. Bir şey söyleyeceğim. Fazla da bak yani bambaşka aydınlanmış, okumuş, etmiş, zahmetlere girmiş bir insansın ama Kasap Hanım'la çok benzerlik var yani. Var da babasının evet, dükkanından evet, değil mi? Evet. Peki biraz babadan bahsedelim ama baba mesleğini devam ettirdiniz aslında evet, bir anlamda. Evet, doğru. Sen de kendi isteğin olmasa da babanın izinden gidiyorsun. Babana benzer yönlerin var mı? Var. Yani kendini yakaladığın şeyler. Var. Ben çok yakalarım kendimi. Var. İkisine mesela, de var. Anneme de var, babama da var. Anneanneme de var. Yani aileden hep birilerinden bir şeyler alıyorsunuz zaten. Bir kere ellerimiz çok benzer. Baktığım anda babam aklıma gelir yani o kadar benzer. Yani anatomik olarak benzediğiniz gördüğü zaman daha zahmet da. Gördüğü zahmet yüzünden mi benziyor elleriniz? Yok yani kemikleri filan büyüklüğü yani ve de iş yapan ellerdir. İş yapan ellerdir. Ben ne bileyim ben işte lastik de değiştirmişimdir. Çok otomobil lastiği. Musluk da tamir etmişimdir, elektrik kofrası tamir etmişimdir. Onları hep ondan aldım. Annem katiyen böyle bir şeyleri becerebilecek bir kadın değildi. Erkeklerle şey yapmaya, gerilim yaşamaya çok küçük yaşta hazırlanmışsın. Lastik değiştirmek, musluk olabilir. Falan. Yani kimse... Hepsi el de çalışmış yani baştan el bu de derse. Çalıştı, evet. Şemsi Bey nasıl bir babaydı? Aranız çok iyi. Nasıldı? Çok iyiydi. Çok. Özlüyor musun? Çok. Her ikisini de özlüyorum. Yani aslında. Tamam ben yani, ayırmaya çalışmıyorum. Hayır ben de öyle var. Ama ha. Evet yani babamı özlüyorum tabii. Yani şöyle şimdi o olsa ne yapardı dediğim çok oluyor. Meslekte mi yoksa günlük hayat içinde günlük mi? İkisi hayat, de mi? Yani insan ilişkilerinde. Meslekte değil. Meslek tabii artık onun hayal ettiğinin çok ötesinde bir noktada. Tabii, doğru. Ama insan ilişkilerinde, yöneticilik becerilerinde, idareciliğinde. Çünkü ben şu anda... Üsküdar Üniversitesi'nde rektör yardımcısıyım aynı zamanda. Birçok idari işim var. Birçok soruşturma yürütüyorum orada da. Yani disiplin soruşturmaları bilmem neler filan. Yanımda da çok insan çalışıyor. Bir de öğrenciler var. O da çok severdi ders anlatmasını. Ben de çok severim. Yani herhalde hayatta en keyif alarak yaptığım işlerden bir tanesi ders anlatmaktır. Hiç şaşmaz yani. Bir bakarken bir şey, ön yargım var, peşin hükmüm var size karşı. Sert, otoriter birisi olduğunuz çok açık. İşinizin de biraz gereği galiba, öyle bir şey gerekiyor. Yalnız bu insanların gizli bir yerinde muazzam hınzır bir humor yatar. Var, evet. Gözlerinizden bazen deliler bakıyor, onu görüyorum. Evet. Var, şakayla aranız iyi galiba değil mi? Evet yani keyifli bir insanımdır açıkça söylemesi gerekirse. Her olayın keyifli bir şey, en kötü olayı dahi keyifli bir şekilde anlatmasını bilirim. Onu söyleyecektim. Bu kadar sert bir işte evet. Olmazsa olmaz bir şey galiba. Çünkü tabii, bunu tamir etmenin bir yolu olması evet, lazım. Evet tabii yani böyle ahlayıp mahlayıp vah vah filan demeye başladığınız zaman zaten bunu yapamazsınız. Yani. Ama her olayda bir küçük komedi unsuru bulmaya çalışırım. Onu o şekilde anlatırım. Yanımdakiler de gülerler yani ben yani. Öyle bir muhabbet, iyi bir muhabbetim vardır ama sabrım mesela bir yere kadar gelir. Çok yumuşak konuşmalarımda bazen kendimi patlama. Evet ani oluyor. Çok üzülüyorum tabii ondan sonra ona ama böyle bir şey oluyor. Bu huyumdan vazgeçemedim. Evet. Peki Türkiye'nin ilk özel laboratuvarlarından birinin evet, kurucusu anneniz. Annem, evet. Hanımefendiyle aranız nasıldı? İyiydi biraz çok. Biraz da ondan bahsedelim. Onunla iyiydi çok. Fakat hiç duygusal yönü olmayan bir insandı. Yani onun öyle bir bana kalırsa bir eksikliği vardı. Yani çok didaktik, çok katı, çok 2x2=4 ve de 5 olamaz. Sinemaya çok meraklıydı.
Çok film seyrederdi. Çok da meraklı bir insandı. Zaten merakı herhalde ondan almış olsam gerek. Üçlü olarak gider miydiniz sinemaya? Çok. Mutlaka. Peki ikisi de çok yoğun insanlara benziyor. Evet. Yani birisi bir laboratuvarın başında, ötekisi aslında çok büyük bir alanın başında. İlgilenebiliyorlar mı? Çocuklukta evet, çok. İlgisiz. Bir kere mutlaka birlikte yemek yerdik. Her akşam. Hmm. Hiç şaşmadan. Ve çok önemli bulurum ben bunu. Sohbetli bir masa mıydı? Çok, evet. Bu önemlidir. Evet. Sofrada konuşulmaz şey beni hep çok ürkütmüştür. Konuşurduk çok. Yani herkes çok bir kere kendi sofrada gününü anlatırdı. Evet. Sonra tabii babam Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yaptı çok uzun yıllar. Bütün dosyaları tek tek okurdu. İtamiri olarak altına imza atmadan önce hepsini okurdu. Neredeyse sabaha kadar okurdu. Sonra da biz yan yana iki dairede otururduk onlarla. Çok hep öyle oturduk. Kimlerle? Babamlarla. Yani evden babam çıktıktan yani. Sonra? Evlendikten sonra yan yana iki dairede yani oturduk. Evet. Ve de arada kapı vardı. Gecenin ikisi üçü filan don paça bu tarafa gelir bana. Baksana ne anlatacağım diyerekten oradaki bir mesela kuruma gelmiş bir dosyayı anlatırdı. Eşiniz memnun muydu bu durumda? Bilmiyorum böyle. Hayır, sordum öyle. Böyle bir kayınpederle nasıl yaşanır bilmiyorum ama yani yaşadılar yani. Tedirgin yaşanır herhalde. Her an gelecek diye. Evet. Güzel. Yani çocuklukta ilgi görüyor muydun diye soracaktım. Çok. Yetişkin de görmüşsün. Her zaman tabii. Peki bir de tek çocuk olduğunu da unutmayalım yani. Orada herkesin kıymetlisi olmak da bambaşka. Hem bir avantajdır hem de biraz eziyetli bir iştir yani. Sürekli kontrol altında. Sonra yani şu anda mesela kızımla aramızdaki yaş farkı azdır. Erken doğurdum çünkü ben. Ama buna rağmen bir kardeşim olsaydı eğer çok daha eğlenirdim. Yani en azından onunla dertleşirdim. Çünkü kız üzülmesin diye söylemeyeceğim. Bir sürü bir şey oluyor. Ona acıyor insan. Yani onu paylaşmaya hallederim diyorsun olsa söylemeyeyim. Ama bir kız kardeşim olsaydı ya da bir erkek kardeşim olsaydı muhakkak ki farklı olurdu hayat. Evet. Peki çocukluğunun morgda geçtiğini söyleyebiliriz. Evet, tabii ki. Morg onun masasının kıyısında neyse, kahvaltı ediyordun. Evet o da kasabın içindeymiş beden işte. Yatarken evet o da kasabın içindeymiş. Oyuncakların var mıydı? Biraz hayır ben şeyi söylüyorum. Yani morgun dışında. Hayır yani orada geçen bir çocukluğun içinde. Daktilo vardı orada. Oyuncağım daktiloydu. Evet. O bir hayal. O daktilo muazzam. Hayır bir Remington siyah. Şeyleri dokunmak sarı sarı böyle olan. Dokunmak serbest miydi? Tabii bana ait o daktilo. Müthiş. Otopsi aletlerini kurcalar mıydın? Yok. Neyse biraz korkmaya başlamıştım. Evet aletleri kurcalamıyordum ama duvarda resimler vardı. Çok dramatik resimler. Onları görüyordum tabii ki. Anatomik resimler yani. Cinayet resimleri. Oh. Evet. Cinayet resimleri. Peki o zaman hemen şunu sorayım. İlk morga gittiğin günü hatırlıyor musun? Evet tabii ki hatırlıyorum. Peki ilk ceset gördüğünde kaç yaşındaydın? Onu da hatırlıyorum. Cesedi tabii çok erken gördüm. O başka mesele ama yani otopsi sırasında daha ileri bir yaştaydım. Peki cesedi otopsi gördüm. Yapılırken de orada oluyor muydun? Hayır. Artık. Cenazeyi görüyordum ama otopsi yapılırken orada olmuyordum. Evet. Çünkü bir çok enfekte bir ortam herhalde. Tabii yani evet. Peki bu... Kusura bakma soruyorum bunları çünkü fantastik bir çocukluk yani. Buradan film çıkar. Buradan film çıkar. Normal yani böyle bir. Yani kusursuz casus yoktur. Aynen. Kusursuz çocuk da yoktur. O kısma bir bakılması lazım. Son kitabınız. Sevil Hanım Bu yaşadıklarından sonra çocukluğunda hiç başka çocuklara başka yaşam biçimlerine özendiğin oldu mu? Ki olabilir yani. Sen morgda gezerken baleye gidenler falan var. Hayır, olmadı. Çok da başarılı bir eğitim şeyi geçirdim. Yani geçirme de göreyim o anne babayla. Doğru. Yani Şiş Terakki İlkokulu'ndan sonra işte Alman Lisesi'ne gittim. Alman Lisesi'ni bitirdim. Kimya Fakültesi'ne gittim. Yani böyle bir eğitim şeyim var. Her zaman çok iyi bir öğrenci oldum. Hiçbir zaman ikmale kalmadım. Yani kimseye de özenmedim. Hiçbirine. Eğleniyor muydun? Okulda çok eğleniyordum tabii. Dışarıda İşte diyorum yani konserler. Bu kadar başarılı bir çocuklukta bir hafif, bilmiyorum eğlendi dışarıda mi acaba eğlendiğimiz şöyle, Selin'in babası Faruk Atasoy benim
İşte sınıf arkadaşım da aynı zamanda. Onunla beraber Beyoğlu'nda çıkar. İşte eve kadar yürür, sinemaya gider. Eve kadar yürümek tabii, çok tabii, çılgınca sinemaya, bir şey. Maçka'ya falan yürüdüm. Hmm. Evet. Peki büyük Büyükada'da bisiklete evet. bindiğini, mahalle kahvesinde babanla evet. vakit geçirdin. Evet. Kahveye evet. de dağılmışsın evet. artık. Sadece evet. şey adli tıba evet. değil. Çocukluğunun hangi dönemi Büyükada'da geçti anlatır mısın biraz? Çünkü o çok şiirli bir şey galiba Büyükada'nın. Şimdi Büyükada bir kere anneannem denizden çok korkardı. Ama Büyükada'da bir yazlık evleri vardı. Dolayısıyla işte bahar gelip de okullar kapandığında bir kere gidilir. Öylece sonbaharda da bir kere dönülürdü. Babam hmm. yanında oturur, onun elini ama. Tutar. Ondan sonra anneannemin belki de bir sedatif bir şey de verirdi. Denizi de göstermeyi. Bodrum katında hatırlıyorum orayı. Bodrum'da dönerdik geriye. Hmm. Şimdi o Büyükada akşamları tabii ki hafta içleri annemle babamın gelmediği. Çünkü her ikisi de çalışıyor. Anneanneyle vakit Anneanne geçiyor. Ve dedeyle kalıyorum tabii. Biraz da onun için çok düşkünsün galiba. Anneanneme de benzerim çok, diye. Çok tabii çok çok. O büyüttü beni de. Benim kızımı da o büyüttü. Anneanne, yani benim anneannem büyüttü. Anneanneler büyütünce tolerans da biraz geniş evet, olur. Evet, dede yaşlılara karşı da çok yumuşak oluyorsunuz. Evet, tabii. Evet. Velhasıl Büyükada güzel bir yerdi tabii ki. Yani üç tekerlekli bisikletim. Şimdi hala gidip gelme var çok mı? Çok az gittiğim oluyor. Evi görmeye gidiyorum. Ev evet. duruyor mu hala? Ev duruyor evet. Aa, ev ne devlet. Evet. Ne kadar güzel. Kim faydalanıyor? Bilmem. Birilerine satmışlar demek ki. Aha, çünkü biz şey, oradan ev duruyor siz de ayrıldık. Durmuyor. Biz anladım. De durmuyor. Tamam, tamam. Onu çok çabuk dediğim 11-12 yaşındaydım falan artık. Gidemez oldunuz. Bu sefer Yeşilyurt'a gitmeye başladık. O deniz hikayesi bitti. Yeşilyurt'ta bir eve, yine bir bisiklet tabii ki. O bisiklet bende bir saplantıdır. Evet. Kan bağı ne ifade ediyor sana? Gönül bağı mı yoksa kan bağı mı? Hangisini tercih edersin? Ne birini ne öbürünü. Öyle mi? Evet. Ayak bağı mıdır onlar? Ben insanın kendisini seçmesini, yani kendi kendisini tercih etmesini yeğliyorum doğrusu. Beraber olacağı insanları ya da bir şeyler paylaşacağı insanları. Duruma göre değişir o zaman. Yani ikisi de sanki zorunlulukmuş gibi geliyor. Hele kan bağı. Ama gönül bağında ne zorunluluk var? Gönül bağında da zaaf var. Zaafı. Hmm. Güzel. Biraz evet. açalım mı burayı? Yani bu zaaftır diye düşünüyorum ben. Kadın gönül bağı zaaf erkek, mıdır? Evet bana göre zaaftır. Aşk da bir zaaf mıdır mesela? Evet tabii ki. Çok hata yaptırır. Patolojik bir şey midir? Hata yaptırır. Patolojisi var tabii ama her zaman her yerde yok. Yok yani ama insan hata yapar. Normal düşünebilseydi eğer o hataları yapmayacaktı. Biraz ya şey da, mi objektiviteyi bozabilecek her şey problemdir tabii ki, diye tabii mi bakıyorsun? Evet tabii. Evet öyle yani kusurları görmüyorsunuz. Görmezden onlar birikiyor. Evet. Ve de günün birinde kel alaka bir şeyden birdenbire benim zaten huyum o yani böyle gidiyor birdenbire böyle bir pik yapıyor. Hakikaten hiç ilgisiz bir noktada aslında normal koşullarda çok rıza göstermeyeceğiniz evet, bir şey. Ama birdenbire şey oluyor. Yani onu yapan işte bu gönül bağı diyelim ki. Ya da kan bağı. Ya da kan bağı yani kan bağı akrabalarımın az akrabam var zaten veya ben görüşmem. O başka mesele vardır da ben görüşmüyorum. Neyse ama akrabalardan hiçbir kötülük de görmedim. Hiçbir yani ihanet de görmedim. Öyle böyle bir şey yok ama dostlardan gördük. Anladım. Kader? Evet yani şöyle bir yaşanmışlık olduğuna ve bizim geriden onu yaşadığımıza inanıyorum. Yani bir zaman... Bir plan mı var? Bir zaman şeyinin gerisinden geldiğimize inanıyorum. Bir şey yürümüş, olmuş aslında ve biz onu sekans olarak daha geriden yapıyoruz. Yani hayatın bir kurgusu var. Var. Biz de onun oyuncusuyuz. Evet, öyle görüyorum. Ve senaryoyu değiştiremez miyiz? Bazen o imkanlar çıkıyor karşımıza ama bilemiyorum tabii ki. Yani. Yakalayabiliyor muyuz, yakalayamıyor? Onun farkına varabiliyor muyuz? Onu anlamıyorum. Ama ihtimal var. Var tabii. Var. Giriyorum. Buyurun. Hoşça kalın Sevil Hanım. Gene görüşelim.